almaya geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yönetimine motor çalıştırırsa vuracağım. Anlaşıl ellerde tam. Cihanda sulh, ülkede sulh, yurtta sulh sözünü yeni baştan rehber edinerek ben başbakan olacağım. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle yurtta sulh konseyi tarafından deruhte edilecektir. Yok, 15'inden sonra işler inşallah değişecek. Garip gureba, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçik hapiste, garip gureba, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçik hapiste, Mehmetçik hapiste. Komutanın bomba ihbarı mı var? Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. Anlayacağım buraya. Milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Bombalıyorlar ya. Mitin oraya atıyorlar. Mitin bombalıyorlar. Evet. Garip gureba, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçik hapiste. Bu saatten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Herkes kızı duracak ikişer ülke bu kağıtın sırada indirip sizi salıverelim. Eğer karşı koy olursa vururum. Bir daha söylemeyeceğim. Anlamayanlar mı? Hayır, bir şey söylemezsin. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu yasağa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir. Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Sokağa çıkmaya davet ediyoruz. Lütfen ülkemize, vatanımıza, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım. Allah rızası için bütün halkımızı sokağa davet ediyoruz. Ülkemize sahip çıkalım. Dört helikopterle gelip ikisi indirme yaptı. Bir kısmı diğer şeyde konser direkede kaldı. Allah'ım sen yardım et. Ya Rabbil Alemin sen yardım et. Ya Türk polisi
Türk askeriyle savaşıyor. Böyle bir şey yok ya. Garip gureba, çaycı çorbacı hapiste. Mehmetçik hapiste. İnsanlar ateş edemezler, buna emin olun. Önce işte vatan hasretini ve özlemini Demokrat Parti iktidarıyla sonlandıracağım diye Fethullah Gülen'le ilgili böyle bir açıklamanız oldu mu? Bu konuda yoğun bir... Zaman zaman bu tür sorular gelir. Bir konuşmam içerisinde Türkiye'de herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'nin oluşabilmesi adına 2012 yılıydı öyle bir ifademin olduğu. Kendisi hasret duyduğunu ifade ediyor. Sayın Gülen'in de... İYİ Parti'nin çok kıymetli genel başkanı Meral Akşener, Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığını milletimize ve devletimize hayırlı olması, iyi olması temennisiyle destekleme kararı almış bulunuyoruz. Nefes alabilmesi adına bütün bunları karşılıklı olarak paylaşabilme imkanı bulduk. Daha önce işte vatan hasretini ve özlemini Demokrat Parti iktidarıyla sonlandıracağım diye Fethullah Gülen'le ilgili böyle bir açıklamanız oldu mu? Bu konuda yoğun bir... Zaman zaman bu tür sorular gelir. Bir konuşmam içerisinde Türkiye'de herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'nin oluşabilmesi adına 2012 yılıydı öyle bir ifademin olduğu. Kendisi hasret duyduğunu ifade ediyor. Sayın Gülen'in de... Garip gureba... Çaycı çorbacı hapiste. Mehmetçik hapiste. Garip gureba. Çaycı çorbacı hapiste. Mehmetçik hapiste. Mehmetçik hapiste. Komutanın bomba ihbarı mı var? Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. Anlayacağım buraya. Türkiye bu hafta iki büyük olayı, daha doğrusu iki büyük ziyareti konuştu. Birinci ziyaret Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı yanına sanatçı ve gazetecilerden oluşan bir grubu alarak sınır karakoluna gitti, Afrin'i YPG'ye mezar yapan askerlerle bir araya geldi. Bu ziyaretin belli bir kesimin hoşuna gitmeyeceğini tahmin eden Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ki biz onu muhasebeci Kenan olarak tanıyoruz, kendisi HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı yattığı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretinin nedenini kamuoyuna şöyle açıkladı. Bir an önce yargılanmasının tamamlanıp serbest kalmasını arzu ediyoruz. Biz hiçbir zaman tutuklu gazeteci ve milletvekillerinin bu şekilde cezaevlerinde olmalarını arzu etmiyoruz. Ziyaretimizin kendisine hem moral olması hem de destek verip bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını vurguladık. Umarım tahliye olur. Teslim ettin. Bu olayı öğrendikten sonra Bülent Tezcan'a dönüp, Cumhuriyet Halk Partisi makamı, teröristlere yardakçılık yapma ve hatta teröristlik yapma makamı değildir diyesim geliyor. Sen askere moral vermek için sınıra giden Erdoğan'ı tefe koyacaksın, perde arkasında ise PKK'nın siyasi kanadının başındaki eli kanlı teröristi ziyaret edeceksin.
devletin askerini ve polisini arkadan kahpece vurarak katleden teröristlerin kravatlı temsilcisini şu dönemde ziyaret etmenin nedeni nedir? Nedir bu ziyaretin sebebi söyleyin. Kürtlerin oyunu alabilirim hesabımı? Yoksa sokaklar nasıl ateşe verilir, Yasin Börü gibi masumlar nasıl katledilir dersleri almak mıdır? Muhasebeci Kenan diyor ki, Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğü elinden alındı. Be vicdansız, be ciğersiz herif. Yasin Börü 16 yaşındayken özgürlüğünden değil, hayatını yaşamaktan mahrum edildi be. Elinde ne silah vardı, ne molotof, ne sapan, ne de taş. Kurban bayramında ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıyordu. PKK sempatizanları tarafından barbarca katledildi. Önce bıçaklandı, sonra balkondan atıldı, yetmedi, üzerinden arabalarla geçildi. O da yetmedi, bedeni ateşe verilip canlı canlı yakıldı. Bütün bunların talimatını senin özgürlüğü elinden alındı dediğin Selahattin Demirtaş verdi. Senin bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı dediğin Selahattin Demirtaş değil miydi? Membiç Kürtlerin eline geçti, o zaman haydi dans diyen. Selahattin Demirtaş değil miydi? Kürdistan kurulacak, siz de mal mal bakacaksınız diyen. Hiç mi utanman arlanman yok yahu? İçinde vatan sevgine dair zerre kırıntı kalmadı mı be adam? Sen Selahattin Demirtaş'ın özgür kalıp kalmayacağını konuşacağına, Musul'da sana Erdoğan'a ulaştırman için teslim edilen flash diskleri kimlere verdiğini açıkla önce. Musul baskınından bir hafta önce okullarını ziyaret ettiğin FETÖ'cülere mi teslim ettin? Her şeyde okunsun. Ezan Türkçe okunsun kardeşim. Mahmut Övür, Öztürk Yılmaz'ın sırları. CHP'li Öztürk Yılmaz'ın Musul Başkonsolosu iken DH tarafından rehin alınması, kurtarılması, hızlı bir şekilde CHP'ye geçmesi, milletvekili olması ve yine hızlı bir şekilde bütün eski tecrübeli diplomatları ekarte ederek CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olması, herkese ama en başta da CHP'lileri şaşırtmıştı. Nereden çıktı bu adam diyenlerin sayısı hiç az değildi. Ama daha şaşırtıcı olan Yılmaz'ın geçmişindeki sırlar ve agresif davranışlarıydı. Bunlar soru işareti yaratıyor ve tepki alıyordu ama en son TSK ile birlikte Suriye'de teröre karşı mücadele yürüten ÖSO'yu terör örgütü ilan etmesi, Afrin harekatını itibarsızlaştırması tepkilerin çığ gibi büyümesine yol açtı. Ve kim bu adam, kime hizmet ediyor soruları doğal olarak arttı. Bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şu sert eleştirileri daha da derinleştirdi. Bu zat, DH baskınında başkonsolos ben değildim diyen bir korkak. Ayrıca bu zat 15 gün Avrupa Bakanlığında görev aldı ve kovuldu. Onu da Volkan Bozkır'a sorun neden kovulduğunu. O soru Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı eski AB Bakanı Volkan Bozkır'a soruldu. Bozkır cevabı Yılmaz'ın kendisinin vermesi gerektiğini söyledi. O zamanki AB Bakanı Egemen Bağış'a Yılmaz için olumlu görüş verdim. Orada bir olay yaşandı ve Yılmaz'ın görevine son verildi. Bu olayı açıklaması gereken kişi Yılmaz. Sahi o olay neydi ve neden açıkça seslendirilmiyordu? Merak ettik ama cevap alamadık. Yılmaz AB Bakanlığında kısa süre çalışmış, kadınlarla ilgili birkaç vakaya imza atınca da bizzat Bakan Egemen Bağış'ın emriyle kovulmuştu. İyi de o birkaç vaka neydi? Soruyu bakanlık çevresine, siyasilere sordum, yine kimse konuşmak istemedi. Sürecin Naci Koru ve daha önce yanında çalıştığı Fuat Tanlay anlatır mı bilemem ama benzer bir suskunluk CHP içinde de yaşanıyordu.
Öztürk Yılmaz CHP'de görev alınca bir hemşerisinin Brüksel'den Ankara'ya getirdiği iyi eğitim almış kadın bir görevliyle çalışmaya başlamıştı. O görevli onun yanında sadece 4 aya dayanabilmiş ve apar topar CHP'den ayrılmıştı. Bu konuda da kimse konuşmak istemiyordu. Yılmaz'ın bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. CHP'liler bu soruları yüksek sesle sormaya başlarsa bırakın o koltukta oturmayı, Yılmaz'ın kurultay salonuna bile giremeyeceği söyleniyor. Tabii sadece bu soru işaretleri değil, Yılmaz'ın geçmişi deşildikçe daha neler neler çıkacak. O geçmişin en kirli yanı FETÖ ile ilişkisiydi. Irak Kürt bölgesindeki FETÖ'cülerle buluşmalarının fotoğrafları medyada yayınlanınca sadece şunu demekle yetindi: ben herkesle fotoğraf çektiririm. Acaba o kadar basit miydi? Milletvekili olduğu memleketi Ardahan'da söylenenler bu ilişkinin hiç de o kadar basit olmadığını, özel bir geçmişe dayandığını gösteriyor. Bölgenin yerel gazetecilerinden Sürmeli Kılıç anlatıyor: seçim döneminde dayımın oğlu Taşhan Deniz bana gelip sen bölgede etkilisin, Öztürk Yılmaz'a destek ver dedi. Şaşırmıştım çünkü dayımın oğlu Taşhan sicilli bir Fethullahçıydı, yani FETÖ'cüydü. Ben destek veremeyeceğimi söyledim. Ertesi gün bu kez Öztürk Yılmaz'la geldi. Destek olmam için ısrar ettiler, ben yine kabul etmedim. Bu ikisi çocukluk arkadaşıydı ama Taşhan arkadaşlık nedeniyle destek verecek bir insan değil, koyu bir cemaatçiydi. Ayrıca onun 15 Temmuz öncesi buradaki bölge komutanıyla yemek yediği, hatta Kandil'le ilişkisi olduğu da ciddi ciddi konuşuluyor. Şimdi FETÖ'den aranıyor, kaçak yani, o komutan da tutuklu. Yılmaz'ın bu sorulara ne cevap vereceğinden çok CHP'nin bu iddialar karşısında nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor. Mahmut Öğür, Sabah. Bize birileri diyor ki partinin ilkelerine, politikalarına uymuyorsanız çekip gidin diyor. Bana bu revayı görenlere Allah koymayacak. Ben Türkçe olsun bir dua edeyim. Bari siz ondan anlarsınız. Yeri, gökleri ve bütün mahlukatı yaratan Allah, her şeye kadir, her şeyi gören, her şeyi bilen yüce Allah'ım, sen bana bu zulmü edenlere zulmet ya Rabbim. Size zulmetsin Allah'ım. Çünkü siz bizleri aşağıladınız, bizleri hakir gördünüz. Buranın, burada bir değeri savunan insanın aleyhine çalıştınız. Ben Musul'da esir olduğumda, döndüğümde kimseden bir şey istemedim. Partimde aşağılandım, yalnız kaldım, kimseden bir şey istemedim. Ama siz aşağılık bir işe imza attınız. Aşağılık bir işe imza attınız. Göreceksiniz, defolup gideceksiniz. Ve istifa etmiyorum kardeşim. Ne yapıyorsan yap, istifa etmiyorum. Ben bu partiye gel Öztürk diyerek gelmedim. Git diyerek de gitmeyeceğim. Sıkıyorsa seni hadi bakalım at beni buradan. Rezil ol, kepaze ol. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Sayın Erdoğan bağımsız milletvekilimiz Öztürk Yılmaz ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili yönetim. Bizim oluşumumuzda temel bazı ilkeler var. Onlar bizim ana prensiplerimiz. İsterseniz onları söyleyelim. Neler? Mesela Atatürk'te sorun olanların bu oluşumda yeri olamaz. Evet. Üniter yapıyla sorun olanların, vatanla sorun olanların, bayrakla sorun olanların, inanç ve kutsal değerlerle sorun olanların, etnik veya mezhep takıntısı ve sorun olanların karşı tarafı karalama, suçlama şeklinde kastediyorum. Evet. Bu oluşumda yeri olamaz. Bu oluşumun hedefinde bölücülerin, terör sevicilerini bu oluşumda kesinlikle yeri olamaz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ki biz onu muhasebeci Kenan olarak tanıyoruz, kendisi HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı yattığı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretinin nedenini kamuoyuna şöyle açıkladı:
Bir an önce yargılanmasının tamamlanıp serbest kalmasını arzu ediyoruz. Biz hiçbir zaman tutuklu gazeteci ve milletvekillerinin bu şekilde cezaevlerinde olmalarını arzu etmiyoruz. Ziyaretimizin kendisine hem moral olması hem de destek verip bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını vurguladık. Umarım tahliye olur.